Merhaba. Bu pazar yine size bir masal anlatacağım. Hadi birlikte hayal kuralım, birlikte şarkı söyleyelim. Bu masal bir yolcunun masalı. Nereden geliyordu? Hatırlamıyordu. Nereye gidiyordu? Onu hiç bilmemişti. O yolların çocuğuydu. Yol onu nereye götürüyorsa hep onu takip ediyordu. Bazen bir köyde durur, orada çalışır, ekmeğini kazanır, sonra yolunu tekrar çağırıyordu ve onu takip ediyordu. İşte günlerden bir gün bizim yolcu yine iki köyün arasında yürüyordu. Bir köyde durmuştu, bir hafta 10 gün çalışıp dostlar edinmişti, insanlara çalışmıştı, biraz çalışıp ekmek kazanmıştı. Ama sonra yol onu tekrar çağırınca onu takip etmişti. Söylemişlerdi, dümdüz gidersen akşama kadar bir sonraki köye kesinlikle varırsın. O da dümdüz yürümüştü. Yürümüştü de. Akşam geliyordu. Gece yaklaşıyordu. Az yavaş yavaş etraf karanlık olmaya başladı. Baktı ki ne bir köy, ne bir ev, ne bir ışık. O hala ormanın ortasındaydı. O yüzden etrafına baktı, araştırdı. Yani ilk defa değildi. Toprakta uyuyacaktı. Bir ağacın köklerinin arasında kendini yuvarlatıp öyle bir yatak yapacaktı. Ama o gün çok yorgun hissetti. Seçti bir ağaç. Ağacın kökleri böyle iki kol gibi onu sarmaladı. Ve heybesine baktı. Heybesine baktığı zaman iyice üzülmüş. Çünkü yani bir sonraki akşam başka bir köye geleceğini bildiği için yanında çok bir şey getirmemişti. Ekmeği bitmek üzereydi. Küçük kuru bir ekmek parçadan başka hiçbir şey yoktu. Derin bir es çekti. Oh, yine aç bir akşam, yine dışarıda yatmak için bir gece. Ve o an bir şarkı duydu. Şarkı ona ne diyordu biliyor musun? Ne istiyorsun? Ne özlüyorsun? Kalbine sor ve dinle, sonra hayretle izle. Sonra hayretle izle. Sonra hayretle izle. Sonra hayretle Bizim yolcu düşündü hakikaten. Ben ne bulmak isterdim ki bu heybe içinde? Kalbini sordu ve hemen cevap geldi. Oh dedi. Annem ben çocukken böyle bir ekmek yapardı. Mis kokuyordu. Gözlerini kapattı ve kokuyu duydu. Evet, sıcak fırından çıkan ekmeği hatırladı. Nasıl annesi büyük bir bıçakla büyük bir dilim keserdi ve üstünde taze tereyağı sürerdi. Tereyağı nasıl eridiğini ve eridiği zaman mis bir tereyağı kokusu geldi. Yalnız bu koku gerçekti. Bir baktı ki koku heybesinden geliyordu. Elini soktu heybesinde. Çıkarttı. Ah, simsıcak, tereyağı üstüne erimiş bir ekmek dilimi. Bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Ama hiç sormadan bir isirdi. Evet, tam hatırladığı gibi. Oo. Ve şarkıyı duydu tekrar. Ne istiyorsun? Ne özlüyorsun? Kalbine sor ve dinle, sonra hayretle izle. Sonra hayretle izle. Bu defa düşündü. Oh,
Esas, esas. Annem güzel günlerde bizim elma ağacından elmalar topluyordu. Ondan sonra onları kesip ondan elma turta yapıyordu. Dilim dilimleri itina ile dizerdi. Üstüne tarçın serpişirdi. Şeker serpişirdi. Fırına veriyordu. Sonra oh, bu elma turta ısırmak derken yine heybesine elma turta kokusu geldi. Çıkarttı. Oh, tam annesinin yaptığı elma turta dilimden vardı. Oh, bu nasıl bir şey? Yedi. Parmaklarını tek tek yedi. Tam hatırladığı gibi kaç yıl olmuştu çocukluğundan beri. Böyle bir lezzet almamıştı. Oh, o zaman hatırlamaya başladı. O zaman özlemeye başladı. O zaman istemeye izin verdi kendine. Bütün hayatında yediği, tattığı ve tatmadığı bütün lezzetler. Oh dedi. Ben ne isterim biliyor musun? Bir sofra isterim. Bir sofranın üstünde bir masa örtüsü olsun, beyaz. Hiç bana denk gelmedi onlardan ama güzel bir sofra örtüsü olsa. Bir de üstünde rahat oturmak için bir koltuk. Hep yerde oturuyorum. Bir de rahat bir koltuk olsun, minderler olsun. Oh dedi, bir çorba olsun, simsıcak, içini bandıracak bir ekmek. Mantı olsun. Oo, büyük etli mantilerden, üçgenlerden, üstünde tereyağı, üstünde yoğurt olsun, nane olsun, sumak olsun. Oh, bir de ne isterim? Biliyor musun? Dolma. Dolma. Taze, hala tencereden sıcak olan etli dolmalardan isterim. Om, ısırırım, ısırırım. Saydı, saydı. Ve gözün önünde o sofra kuruldu. Masa örtüsüyle, dolmasıyla, mantısıyla, salata, içli köfte yok yoktu o sofrada. Yedi, yemedi, tattı, tatmadı. Bütün lezzetler vardı sofranın üstünde. Böyle çocukça bir sevinçle, bir heyecanla oturdu. Oh, rahat, minderli bir koltukta ve hiç sorgulamadan yemeye başladı. Aman, aman bu da nasıl lezzetliydi. Demek ki doğruydu. Oh, ben hiç tatmamıştım onlardan. Ne güzel, ne güzel diyerek yedi, yedi. Ah, üstünde bir çay istedi. Kıpkırmızı geldi duman üstüne. Ah, bir rahatladı. Ah dedi. Şimdi tabii ki böyle bir yemeğin üstünde sert toprak üstünde yatmak da çok zor. Keşke benim güzel bir yatağım olsa. Taptaze çarşaflarla, sabun kokan sıpsert çarşaflar olsun üstünde. Ben oh, kaz tüyü bir yastık üstünde yorgun kafamı bir koyabilsem. Ve gözün önünde o yatak oldu. Taptaze çarşaflar, kaz tüyü yastıkla girdi çarşafların arasında, yorganın altında koydu kafasını kaz tüyü yastıkta. Ah. Bizim yolcunun bilmediği bir şey vardı. O akşam bilmeden bir dilek ağacın altında oturmuştu. Onlar var dünyada. Kaç tane olduğunu kimse bilmiyor ve nerede olduklarını bilmiyor. Ama bilmeden ara sıra da hepimiz bir dilek ağacın altına oturabiliriz. Ve o an o ağacın altında dilediğimiz her şey gerçek olur. Ve bizim yolcu o akşam yorgun yorgun bir dilek ağacın altında oturmuştu. Ve o yüzden dilediği her şey gerçekte olmuştu. O yüzden bu şarkı demişti. Ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Kalbine sor ve dinle. Sonra hayretle izle. Sonra hayretle. Ve bizim
yolcu tok karnı ile yumuşacık yatağın içinde girdi ve şu ana kadar hiçbir şey sorgulamamıştı. Ama yatağında yatınca birden dedi ki, dur bir dakika. Bütün bunlar nasıl mümkün olabilir? Aa, ben hayatım boyunca şanslı mı oldum ki böyle mucizeler benim başım üstüne gelsin? Bu kesin bir tuzaktır. Bu kesin bir cinin veya kim bilir bir canavarın tuzaktır. O beni doyurdu. O beni uyutuyor. Ve şimdi tam ben gözüm kapattığım anda, evet kesin, gözüm kapattığım anda çıkıp beni yiyecek. Oh, ne yapacağım şimdi? Evet, kesin, kesin ben gözüm kapattığım anda bir canavar çıkıp beni yiyecek. Ve bu korku dolu düşünce aklına geldiği anda öyle oldu. Evet. Neyi dileyeceğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bilemiyoruz ne zaman bir dilek ağacın altında oturacağımızı. Onlar her yerde olabilirler. Ve her yerde sen de bu şarkı duyabiliyorsun. Ne istiyorsun? Ne özlüyorsun? Kalbine sor ve dinle. Sonra hayretle izle. Sonra hayretle izle. Sonra hayretle izle. O yüzden ne zaman bu dilek ağacın altında olacağını bilmediğin için belki ona her yerde. O yüzden gönlün ferah tut ve kendin için, çevren için, dünya için, doğa için güzel dilekler tut. Kim bilir belki şu an sen bir dilek ağacın altındasın.